Merhaba arkadaşlar, bu videoda periferik sinir sistemindeki somato-sansasyondan bahsedeceğiz. Aslında bu orijinal söylenişidir arkadaşlar. Yani Latin kökenli dillerde bunu somato-sansasyon olarak duyarsınız. Sansasyon, yani bildiğimiz e, sansasyon kelimesiyle aynı kökten olduğu için aynı söyleniş biçimine sahiptir. Ama biz bu videoda e, sensasyon olarak e, söyleye, söyleyelim. Somato sensasyondan bahsedeceğiz. Somatosensasyon deyince vücudun duyularını kastediyoruz arkadaşlar. Bunun içinde birçok farklı duyu var ama ben özellikle beş duyuya odaklanmak istiyorum. Tıbbi durumlarda çok büyük kolaylık sağlıyor çünkü bu duyuları muayenelerde kontrol edebiliyor doktorlar. Bu duyulardan ilkine konum duyusu diyoruz. Burada vücut kısımlarının birbirlerine kıyasla konumu kastediliyor. Mesela gözünüzü kapadığınızda birisi kolunuzu kafanızın yukarısına kaldırırsa kolunuzun kaldırıldığını hissedebilirsiniz. Bunu bilmek için görmenize gerek yok. Vücut duyularından bir diğeri titreşim duyusudur. Titreşimli olan bir şeyle temas edersek bunu hissedebilirsiniz arkadaşlar. Hastaları muayene ederken titreşimleri hissetme duyularının normal olup olmadığını anlamak için genelde ufak ses çatalları kullanılır. Diğer duyu dokunma duyusu. Bunu farklı bir renkte yazacağım. Şu ikisini neden aynı renkte yazdığımı daha sonra size açıklayacağım. Daha sonra acı ve sıcaklık geliyor. Şu somato sensasyon türlerinden birinin reseptörünü temsil ettiği için buraya büyük R yazıyorum. Çünkü bir şeyi hissedebilmek için reseptöre yani o tip bir uyarıcıyı algılayabilen bir şeye ihtiyaç vardır. Somatosensöriyel reseptörlerin birçok çeşidi vardır. Bunları birkaç farklı kategoriye ayırırız. Somatosensöriyel reseptörlerin ilk grubu fiziksel kuvvetlere cevap verir. O yüzden bunlara mekano reseptör deriz. Mekano reseptör. Çünkü bunlar mekano uyarıcılara cevap verir. Mekano reseptör kategorisinde olan reseptörler vücut kısımlarının birbirlerine kıyasla konumlarını, titreşimi ve dokunmayı tespit eder. Acı ve ısı için ise başka tür reseptörler vardır arkadaşlar. Evet, büyük R ile yazıyorum. Tehlikeli uyarıcıları tespit eden, acı hissettiren somatosensöriyel reseptörlere nosiseptör diyoruz. Nosiseptör. Aslında bunlar birçok farklı uyarıcıyı algılayabilir. Acı hissi, acı hissini arttırabilir. Sıcaklığı algılayabilen reseptörlere termoreseptör diyoruz. Somatosensöriyel reseptörler ve tüm bu farklı kategoriler vücutta birçok yerde bulunabilir. Fazlaca bulunduğu yerlerden biri de deri. İşte burada deriyi görüyorsunuz. İçinden kıl çıkan yer derinin yüzeyi şu kısımlarda derinin daha derin kısımları. Şu somatosensöryel reseptör türlerini içeren çok sayıda nöron aksonu farklı yerlerden deriye giriyor. Örneğin bu resimde birkaç mekanoreseptör gösterilmiş ve bu reseptörlerin ucunda şu tip yapılar var. Örneğin şu aksonun ucunda derinin içindeki kısım derinin yüzeyine yakın bir mekanoreseptör türü Şurada da derinin içindeki aksonun ucunda gördüğünüz şu yapıyla başka bir mekanoreseptör var. İşte deride görülen iki tür mekanoreseptör. Deride her çeşit mekanik uyarıcıyı algılayabilen mekanoreseptör bulunur. Fakat derindeki dokularda şuradaki derinin çok daha altında aynı zamanda somatosensöriyel reseptörler vardır. Örneğin bu resimde şurada bir iskelet kası görüyorsunuz. Bu resimde kasta bulunan bir somatosensöriyel reseptörü büyütmüşler. İşte şuradaki yapı. Bu somatosensöriyel reseptör, iskelet kasının kasıldığını algılayan reseptördür. Dolayısıyla bu kas kasıldığında reseptör bunu algılar ve nöronlar aracılığıyla bu bilgiyi merkezi sinir sistemine yollar. Bu kasla tendon veya eklemlerdeki kapsüllerde bulunan reseptörler konum duyusu için çok önemlidir. Çünkü sinir sistemine Vücut kısımlarının birbiriyle kıyasla konumunu iletir. Öte yandan derideki veya deriye yakın dokulardaki reseptörler titreşim ve dokunma gibi şeyleri algılar. Acıyı algılayan nosiseptörlerde ve sıcaklığı algılayan termoreseptörlerde aksonun uçlarında bulunan bilgiyi tekrar merkezi sinir sistemine ileten yapılar bulunmaz. Bunun yerine bu resimde gördüğünüz gibi deri içindeki aksonun ucunda bir yapı yoktur. Akson bazı açık terminallerde son bulur. Burayı daire içine alayım. Buralara genelde de çıplak sinir ucu denir. Çünkü şuradakiler gibi bir yapı tarafından kaplanmamışlardır. Tehlikeli uyarıcıları algılayan ve acı duyulmasına sebep olan nosiseptörler ve sıcaklığı algılayan termoreseptörler işte bu çıplak sinir uçlarıdır. Bu somatosensöryel reseptörler uyarıcıyı algıladıkları zaman bu bilgiyi çevresel sinir sisteminin aksonlarına gönderirler. Bu aksonlar çevreden bilgiyi alıp çevresel sinir sisteminden merkezi sinir sistemine taşır. Yani bunlar merkezi sinir sistemine bilgi taşıyan aferent nöronlardır. Bir nevi casus gibi yani arkadaşlar. 00 aferent nöron. Somatosensöryel bilgi taşıyan bu aferent nöron, nöronlara somatosensöryel nöron denir. Bu nöronların çoğunun soması ya omuriliğe ya da beyin sapına yakın sinir düğmesinde bulunur. Farklı tür somatosensöryel bilgiler farklı somatosensöryel nöronlarda gezer. Yani bir atasözüyle belirtecek olursak somatosensöryel nöronlar bile dengi dengine çalar. Dolayısıyla konum duyusu bilgisi, titreşim duyusu bilgisi ve burada mavi ile çizdiğim gibi dokunma duyusu bilgilerinin bazıları belirli somatosensöryel nöronlarda aktarılır. Acı bilgisi, sıcaklık bilgisi ve dokunma bilgilerinin geri kalanı yine merkezi sinir sistemine bilgi götüren farklı somatosensöryel nöronlarda taşınır. Farklı somatosensöryel nöronlar arasındaki büyük farklardan biri de aksonlarının büyüklüğü ve aksonda ne kadar miyelin olduğudur. Dolayısıyla konum, titreşim bilgisi ve dokunma duyusunun bir kısmı ile ilgili bilgi taşıyan bu somatosensöryel nöronlarda büyük çaplı aksonlar bulunur. Birbirinden uzak çizgiler çizerek büyük çaplı aksonları temsil edelim. Bu aksonlarda kalın miyelin kılıfları bulunur. Bu somatosensöriyel aksonlardaki miyelin kılıfları üreten Schwann hücreleri çok sayıda katmanla sarılmışlardır. Yani çok kalın bir yapıya sahiptirler. Bu tip somatosensöriyel aksonlardaki kalın miyelin kılıfları temsil etmesi için turuncu daireler çiziyorum. Öte yandan acı, sıcaklık bilgisi ve dokunma bilgisinin geri kalanını taşıyan diğer tür somatosensöryel nöronlarda küçük çaplı aksonlar bulunur. O yüzden buraya daha ince bir akson çiziyorum. Hatta iki tane çizeyim. İkisinde de daha küçük çapta daha ince nöron aksonları olacak. Burada ya ince miyelin kılıf olacak, hemen çizelim. Bu somatosensöryel nöronların aksonlarının çevresinde daha az an hücre zarları kaplaması olacak veya hiç miyelin kılıfı olmayacak. Aksonlar miyelinsiz olacak. Büyük çaplı ve daha kalın miyelin kılıflı aksonlar eylem potansiyellerini daha hızlı ilettiği için bu tip somatosensöryel nöronlar eylem potansiyellerini hızlı iletir. Küçük çaplı ve ince miyelin kılıflı veya miyelin kılıfsız somatosensöryel nöronlar eylem potansiyellerini daha yavaş iletirler. Yani bilgi iletilecek ama çevredeki reseptörün bilgiyi merkezi sinir sistemine iletmesi daha uzun sürecek. Dokunma duyusu biraz komik çünkü hem hızlı hem yavaş somatosensöryel nöronda hareket edebiliyor. Hassas dokunma duyusu dediğimiz keskin dokunma duyusu bilgisi hızlı somatosensöryel nöronlarda hareket ediyor. Kaba dokunma duyusu bilgisi ise yavaş somatosensöryel nöronlarda hareket ediyor. Daha sonraki videolarda somatosensasyonu işlemeye devam edeceğiz. Bilgi merkezi sinir sistemine girdiğinde neler oluyor ona bakacağız. Evet, çevresel sinir sisteminde somatosensasyonun nasıl işlediğini genel bir bakış açısıyla görmüş olduk.